Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz rüzgarlar. Rüzgar ya da poyraz ya da hoyraz deriz. Biz halk arasında da bunu konuşuyoruz. Rüzgar ne demektir? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava akımına rüzgar denir. Yani bir yerde yüksek ve alçak basınç varsa mutlaka arasında bir hava akımı oluşuyor. Buna rüzgar deniyor. Üniversite sınavında gelmişti. Birbirine komşu iki yer arasında sıcaklık farkı varsa ilk olarak ne oluşur? Hangi olaylar oluşur? Devam, rüzgardı. Ama rüzgarlar bir düzlem boyunca, burada benim çizdiğim gibi, hareket etmiyor. Tabii rüzgarlardan kastımız bu sürekli rüzgarlar için konuşuyoruz. Bunlar sapıyorlar. Bu gradyan yön dediğimiz bir yerden başka bir yöne hareket ettiği alanda tam olarak ulaşamıyor. Bunlar kuzey yarımkürede sağ, güney yarımkürede sola saparlar. Neden? Neden? Eksen hareketi, dünya dönüyor. Sen ne dersen de, dünya döndüğü için de kuzeyde sağa doğru, güneyde sola doğru sapmaya uğruyor arkadaşlar. Bu saptıran kuvvete de Coriolis kuvveti deniyor. Şimdi sapma kuralımıza göre burada biz bunların yüksek ya da alçak basınç olduğunu ya da kuzey ya da güney yarımkürede olduğunu bulabileceğiz. Yani biz burada neye ulaşabileceğiz? Bir yarım kürelerine, bir de basınç türlerine. Basınç türüne, yani yüksek ya da alçak olması açısından söylüyoruz. Şimdi bunları bulalım. Nasıl buluyorduk bunları? Şimdi kuralımız şu arkadaşlar. Eğer üstteki ve alttaki okları birleştirdiğimiz zaman S harfi oluyorsa bu kuzey yarımküre. Ters S oluyorsa güney yarımküredir. Hemen bir tane yapalım örnek. Mesela şunu birleştirelim. Bakın birleştirdim. Bakıyorum şunlardan hangisine uygun? Alttakine, yani ters S. O zaman bu güney yarımkürede. Bunu birleştiriyorum. Aa, aynısı çıktı. O zaman bu da güney yarımküre. Bunu birleştiriyorum. Kuzey yarımküre çıktı. Bakın S, S. Bunu da birleştiriyorum. Bu da kuzey yarımküre. Şimdi yarım küresine buna böyle ulaşıyoruz. Peki türüne nasıl ulaşıyoruz? Oklar dışarıya doğru ve içeriye doğru olmak üzere ayrılıyor. Eğer dışarıya doğruysa yukarıdan gelmiştir. Yukarıdan gelmiş, yani bardağı bırakmıştır, çarpmıştır, çevreye dağılmıştır. O zaman bu yüksek basınç. Çevreden gelmiş, sonra yukarıya gidecek bu. Yukarıya gidecek. O zaman bu alçak basınçtır. Şimdi o zaman bunların yüksek alçak basınç olduklarını yazalım. Oklar içeriye doğru. İçeri doğruysa nedir? Alçak basınç. Burada oklar dışarıya doğru. Dışarı doğruysa nedir? Yüksek basınç. Burada bakıyoruz. Oklar dışarıya doğru. Yüksek basınç. Burada baktık. İçeriye doğru alçak basınç. Arkadaşlar bunları öğrenmemiz gerekiyor. Sorular da gelecek. Mesela diyor ki bunlardan hangisi ya da hangileri yağış ihtimali daha yakın olan basınç merkezleridir. Yağış ihtimali fazlaysa bakın çevreden gelip yükselecektir. Yükselince bulutlu olacaktır ama. Yani alçak basınç yağış ihtimali fazladır. Ama bu güneşlidir. Aşağı doğru inecektir. Yüksek basınçlar diye yorum yapabiliriz. Rüzgarın hızını etkileyen faktörler. Rüzgarın hızını etkileyen faktörlerde önce rüzgarın hızını ölçen alet var. Bu alet işte bu alet. Hızını ölçen, bu meteoroloji istasyonu görmüşseniz, onun bahçesinde böyle habire dönen çorba kepçesi gibi duran bir alet var. Ona anemometre deniyor arkadaşlar. Rüzgarın hızını ölçen aletten sonra rüzgarın hızını etkileyen faktörlere bakarsak, basınç merkezleri arasındaki basınç farkı hızı etkileyen faktörlerden bir tanesi. Fark arttıkça hız artar. Şimdi burada farka bakalım. 1020 başladığı yerden arkadaşlar, yani bittiği yere kadar başka fark almıyorsunuz. 1020-1004 kaç fark var? 16 milibar fark var. Fark var. Bunun ikisi arasında 1008-1016 ne kadar var? 8. O zaman burada fark fazlaysa rüzgar burada hızlı, burada yavaş esiyor. Böyle nasıl sorular gelecek? Diyecek mesela bundan 4 tane 5 tane verecek. Hangisinde rüzgar aşındırma şekli daha fazla görülür? O zaman daha hızlı esen de diyebilirsiniz gibi. Ya da der ki rüzgarın buharlaşma etkisi düşünüldüğünde, rüzgarın sadece bu etkisi düşünüldüğünde hangisinde buharlaşma daha fazla olur gibi bir soru da böyle gelebilir. Bir başka soru tarzı, basınç merkezleri arasındaki mesafe. Mesafe ne kadar fazlaysa o kadar çok sürtünmeye uğrayacağından rüzgarın hızı azalır. Şimdi tabi burada kural şu. Öncelikle basınç farkları eşit olacak. Basınç farkı eşit. Eşit olduğunda mesafeye bakacağız. Burada bakıyoruz şimdi. 1040-1035. Bunları yazalım. 1030-1025. O zaman bunlardan hangisinde rüzgarın daha hızlı estiğini anlamak için hepsinin başladığı yere bakıyorum. 40, bittiği yer 25.
40, 25, 40, 25, 40, 25, 40, 25 hepsine eşit. Basınç farkı eşit olduğu durumlarda mesafe. O zaman en fazla mesafe hangisinde var bunda? O zaman rüzgarın en yavaş estiği yer burası. En hızlı estiği yer de burası. Hangisinde rüzgar aşındırma şekli daha fazladır? 5'te diyeceğiz. Eksen hareketi hızı azaltır. Ben şimdi saatte 100 km hızla bir arabayla gidiyorum. Tam bir böyle 80 derece, 90 dereceye yakın viraja gireceğim. O zaman frene basmadan viraja girmeye çalışırsam hayda yuvarlanıp giderim. O zaman ne yapacağım? Dönerken yani saparken hızımı azaltmam gerekiyor. İşte eksen hareketi rüzgarların sapmasına neden olduğu için hızını da azaltır. Kuzey yarımkürede sağa doğru, güney yarımkürede sola doğru saparlar. Buradaki sol tabii çıkış yerine göre. Yani şöyle alacaksınız. Buradan bakarsam sola doğru sapmış oluyor. Saptığı için hızı azaltır. Sürekli rüzgarlar sapma nedeniyle hızı azalan rüzgarlardır. Doğal ve yapay engeller. Doğal dediğimiz dağlar, taşlar, ormanlar. Bunlar doğal engeller. Yapay engeller ise binalar. Bakın sol tarafta, şu tarafta hepsi var. Bina var, ağaç var, dağlar var. Rüzgar buraya geldiğinde yavaş eser. O zaman rüzgarın hızı burada hız az olur. Ama burada bir şey yok. Tarım alanı. Tarım alanı var diye insanlar bina da yapmamış. Bizim insanlarımız ne güzel düşünceli. Buradan esen rüzgar ağaç da yok. Çok hızlı eser. O zaman buradaki rüzgarın hızı fazladır arkadaşlar. Düz yerlerde engebesiz, bitki örtüsünün olmadığı, şehrin olmadığı alanlar daha hızlı eser. Rüzgarın yönünü etkileyen faktörler. Rüzgarın yönünü etkileyen faktörlere baktığımız zaman rüzgarın yönü neye göre değişir? Basınç merkezlerinin öncelikle konumuna bakıyoruz. Mesela neydi kuralımız? Her zaman yüksekten alçağa doğru esecek. Şimdi ben böyle yaptım, böyle esecek. Şimdi bu A'yı buraya yazarsam böyle esecek. A'yı buraya yazarsam böyle esecek. Şimdi bakacağız. Y ve A'nın durumuna göre. Y A nedir? Yüksek alçak basınç. Bu nasıl anlıyoruz? 1013 milibarın üzerinde olduğu zaman yüksek. Bakın 1022. Bir de okları verirse, bunları vermese bile, oklar verdiği zaman dışarıya doğru olduğu zaman ne oluyordu arkadaşlar? Dışarıya doğru olduğu zaman yüksek basınç. İçeri doğru olduğu zaman alçak basınç. Yani şunları vermediğini düşünelim. Buranın alçak basınç olduğunu ben zaten anlıyorum. Niye? Oklar geliyor. Buranın da yüksek basınç olduğunu anlarım. O zaman biri yüksek, biri alçak basınç oluştu. Ne yapacağız? Rüzgar şöyle esecek. Rüzgar hangi yönden esiyor? Bakın üst taraf kuzey, alt taraf güney. Kuzeyden güneye esmiyor. Sakın ha. Kuzey batıdan güneydoğuya. Yani ara yönlerden esiyor. Kuzey batıdan güneydoğuya esiyor. Ben bunu alıp mesela şuradaki şeyi tutup buraya getirsem o zaman kuzeyden güneye esmiş olur. A'yı da buraya koysam kuzeydoğudan güneybatıya esmiş olur. Yani burada basınç merkezlerin konumu rüzgara yön veren en önemli unsurdur. Yer şekilleri. Yer şekilleri yani özellikle dağların uzanış doğrusu ya da yer şekillerinin uzanış doğrusu da buna etki eder. Bunlardan baktığımız zaman şu mesela A'da. Burada izo-ips haritası olduğunu verecek zaten bize. Bu izo-ips haritası arkadaşlar. Yer şekillerini zaten izobarlardan, izotermlerden tam olarak anlayamıyoruz. Burada iki tane dağ var. Dağın arasında bir merkez var. Bu merkez şöyle rüzgar alıyor bak arkadaşlar. Şöyle. O zaman bu merkez nasıl alır? Arada. Boşluk bulduğu yerden bak. Dağ olduğu için aradan esiyor. Dağ olduğu için aradan esiyor. Bu burada dağ var ama etrafı deniz bak. Deniz. Deniz olduğu için her yerden alabilir. Çünkü deniz her tarafı açık bir bölgedir. Burada bu tarafta izohipsler var. Alt tarafta deniz var. O zaman buradan almış bakın. Şöyle. Buradan çok fazla almamış. Yani kuzey doğu güney batı doğu batı kuzey batı güney doğu her yönden güney yönünden daha fazla alır diyebiliriz. Üçüncüsü eksen hareketi. Eksen hareketi de burada direkt söylüyorum. Eksen hareketi rüzgarın yönünü kuzey yarım kürede sağa güney yarım kürede sola saptırarak değiştirebiliyor. Rüzgarların esme sıklığı yani biz buna frekansı diyoruz. En çok rüzgarın nereden estiğini veren çizgilere rüzgar frekansı ya da rüzgar frekans gülleri ya da rüzgar frekans diyagramı denir. Mesela bu bir izohips haritası. Bu izohips haritasından ben neler çıkartabilirim? İzohips haritasında iki tane tepe var bakın arada. Burası mesela etrafında bir tane daha izohips olduğunu düşünürsek boyun olabilir. Ya da iki tepenin arası olabilir. Vadi olabilir. Deniz olduğu zaman bir boğaz olabilir gibi bir sürü şey söyleyebiliriz. Ancak şunu burada bizim konumuzla alakalı olan kısma bakalım. Burada rüzgar bu taraflardan gelmez. Niye? Dağlar var. Aradan esecek. Yani ben şimdi bir odayı düşünün şöyle. Kapı burada. Pencereyi de buradan açtıysam hava sirkülasyonu bu yönde olur. Yani kapıyla pencere arasında. Yani şöyle rüzgar eser mi? O nedenle açık olan taraflardan esecek arkadaşlar. Açık olan. Bunlar kapalı. Close. Buralar açık. Open. O yüzden şu arada esecek. Bakın aradan esmiş. Aradan esmiş. Bunlar gösteriş şekilleri.
Bu örümcek ağ şeklinde gösteriliyor. Bu tarama şeklinde, bu da çubuk şeklinde. Genellikle şunu sorarlar. Yani bu frekans diyagramı nasıldır gibi karşımıza gelecektir arkadaşlar. Gelelim rüzgar türlerine. Grup olarak 4 grup var. Sürekli, mevsimlik, yerel ve tropikal rüzgarlar. Sürekli rüzgarlar ABK, Alize Batı Kutup. Mevsimlik bir tane var zaten. Muson. Muson da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Yaz ve kış diye. Yerel rüzgarlar Meltem Fön ve havzamızdaki, Akdeniz havzasındaki rüzgarlar. Bir de tropik rüzgarlar var. Bakalım nelermiş bunlar. Alize rüzgarlarıyla başlarsak. Alize rüzgarları 30 derecelerdeki dinamik yüksek basınç kuşaklarından. Hemen şöyle bakalım. 30 derecelerdeki dinamik yüksek basınç kuşaklarından ekvatordaki termik alçak basınç kuşaklarına doğru eserler. Ticaret rüzgarları da denir. Niye? Çünkü ticaret rüzgarları denmesi neden arkadaşlar? Bakın şurası şöyle Afrika kıtası gibi düşünelim. Afrika kıtası. Coğrafi keşifler sırasında İspanya Portekiz'den çıkan gemiciler Ümit Burnu'nu buldular. Bakın buradan Hindistan'a gittiler. Tarafa geldiler vesaire. Yani Amerika'ya giderken de aynı şekilde. Yani bu kuşakta hareket ettiği için ve daha sonra buradaki baharat ve ipeye bu yolla, yani Ümit Burnu yoluyla taşıdıkları için denizlerde ticaret yaptıklarından dolayı buna ticaret rüzgarları da denir. Aşağıdakilerden hangisi Alize rüzgarların özelliklerindendir değildir sorularında. Bu ticaret rüzgarları da denir kısmını sınavda da çıktı. Bilmeniz gerekiyor. Esikleri kuşakta kıtaların doğu kıyılarına yağış, batı kıyılarına kuraklık getirir. Şimdi şurası Afrika'ydı. Rüzgar bakın iki tarafta da sağ taraftan sol tarafa doğru genel anlamda geliyor ve o zaman nemli havayı getiriyor. Bu tarafa yağış olarak bırakıyor. Buraya getiriyor, yağış bırakıyor. Bu tarafa bakın buradan gelen kuru hava geliyor. Yani doğu tarafına yağış, batı tarafına kuraklık getiriyor denmesinin nedeni de bu. Ve son olarak da sıcak okyanus akıntılarını oluşturuyorlar. Yani burada okyanusta eserken suyu şöyle itekliyor. Suyu itekleyince su hareket etmeye başlıyor. Ve hareket edince de bir akıntı meydana geliyor. Bu bölge sıcak. Güneş ışınlarının büyük açıyla geldiği, enerjinin çok olduğu bir yer. O zaman bu akıntı da sıcak akıntı oluyor. Yani sıcak su akıntılarının oluşmasının nedeni alize rüzgarlardır. Alizelerin tersi yönünde esen bir rüzgar var. Bakın şuradaki gibi. Şunlar alizeler. Şu alttakiler. 30'dan 0 esenler. Buradan yükselip yağış bıraktıktan sonra bunlar tekrar üst kısımda kutuplara doğru giderken oluşan rüzgarlara ters alizeler ya da bir ismi daha var. Üst alizeler de deniyor. Ters alizeler ya da üst alizeler özelliğine bir defa sürtünmesiz bir ortamda daha yüksekte olduğu için daha hızlı eser. Ve yağış getirmezler çünkü yukarıda artık nem yoktur ve beşeri faaliyetleri fazla etkilemezler. Evet, bizim de içerisinde bulunduğumuz kuşak olan orta kuşakta 30 derecelerdeki dinamik yüksek basınç alanlarından 60 derecelerdeki dinamik, bak Y'den A'ya gidiyor bakın. Giderken şimdi şurada da Avrupa olduğunu düşünelim şöyle. Şurası İngiltere olsun şöyle. İskandinavya. Şimdi burada bakın batıdan doğuya doğru, yani normalde şöyle esmesi gerekiyor. Ama saptığı için buradaki aldığı nemi Avrupa'nın batı tarafına yağış olarak bırakıyor. Yani kıtaların batısına yağış getirir, doğusuna kuraklık getirir. Orta kuşak karaların batı kıyılarına bol yağış getirirken doğu kıyılarına kuraklık getirirler. Ilıman okyanusu şu önemli bir madde. Burada sürekli olarak denizden karaya doğru estiği için rüzgar ılıman okyanusu ikliminin oluşmasına yardımcı olur arkadaşlar. Kutup rüzgarları, sürekli rüzgarların en sonunda kutup bölgelerinde, yani TYB'den DAB'ye. Yani buralar zaten beşeri faaliyetlerin de olmadığı biraz daha dar bir alan. O yüzden çok fazla beşeri etkinlikleri etkilemiyor. Kuru ve soğuk. Niye? Kutuptan geliyor. Kutup zaten çok yağışlı bir yer değil. Soğuk. O yüzden de kuru ve soğuk esen rüzgarlardır. Mevsimlik rüzgarlar, bunlar muson rüzgarlardır yıl içerisinde. Çok büyük karalar ve yakınlık okyanusların birbirinden farklı sınıf soğuması sonucunda oluşurlar. Güneydoğu Asya, Hindistan, Çin çevresinde görülür. Bakın oluşum nedenlerine bakıyoruz. Eksen eğikli. Ne demek eksen eğikliği? Nasıl bir bağlantı kuracağız? Bakın eksen eğikli şöyle. Kış ve yaz. Yani mevsim. Mevsim kelimesini gördüğümüz zaman oluşum nedeni olarak hemen eksen eğikli diyoruz arkadaşlar. Eksen eğikliği. O zaman karaların ve denizlerin farklı ısınıp farklı soğuması ile birlikte yazın karalar birden sıcak, denizler ona göre daha soğuk olduğu için soğuk olan yer yüksek basınçtı, sıcak olan yer alçak basınç, soğuk yüksek, sıcak alçak. O zaman ne olacak rüzgar, bakın Y'den A'ya, Y, A arasında buradan esiyor. Y, A arasında estiği için de denizden geldiğinde
nemli olduğu için yağış bırakır. Burada tam tersi nemin az olduğu bir yer olduğu için kuraklık getirir. Bir başka önemli, mesela her deniz kıyısında olur mu? Olmaz. Çok büyük bir kara parçası ve çok büyük bir su kütlesi, yani Asya, Hint ya Pasifik okyanuslarının olması nedeniyle zaten bakın büyük kara parçaları ve deniz kütlelerinin yan yana olması nedeniyle oluşuyor. Yerel rüzgarlardan Meltem rüzgarları. Meltem rüzgarları gün içinde oluşuyor. Bakın muson rüzgarlarıyla kıyaslandığınızda muson yıl içinde oluşuyordu. Ortak özelliği ne? Her ikisinin ortak özelliği karaların ve denizlerin farklı ısınmasıdır. Ama birisi eksen eğikliğinden, birisi eksen hareketinden dolayı oluşur. Geldiği yere göre isim alır, estiği mevsime göre isim alır. Yazın esiyorsa yaz musonu, kışın. Burada geldiği yer denizden mi geliyor, karadan mı geliyor? Şimdi onlara bakalım. Bir de muson bir yerin iklimini etkilerken, yani yağış getirip muson iklimi oluştururken, Meltem herhangi bir iklim değişikliğine yol açmaz. Çok hafif bir serinletici, hafif bir ılıtıcı etki yapar. Yani hava durumunu birazcık etkiler. O da yağış oluşturacak kadar değil. Bakın burada hemen aynı uygulamayı şöyle yapalım. Güneş, yani gündüz. Gündüz karalar birden ısınır. Isınan bir yer alçak basınçtır. Deniz karaya göre daha soğuktur. O yüzden yüksek basınçtır. Denizden karaya doğru estiği için buna deniz meltemi. Bu tuzlu meltem mi böyle? Genzimi yakan. Burası ise kara. Kara birden soğur. Niye? Gece. Geceleyin karalar soğuk olduğu için yüksek. Denizler ona göre daha sıcak olduğu için alçaktır. Bu sefer de kara meltemi eser. Kara meltemi. Deniz kıyısı olmayan bir yerde meltem olmaz mı? Olur. İç Anadolu'da her ne kadar çok fazla olmasa da düzlük olduğu için Doğu Anadolu'da ya da engebeli alanlarda görülebilir. O zaman gündüz yine dağların yüksek kesimlerinde nem az, vadilerde nem fazla olduğu için nemin az olduğu yer birden ısınır gündüz. Alçak basınç, ama burası yavaş yavaş çarptığı için buralara yavaş ısınır. Yüksek basınçtır. Bu yüzden nereden gelir? Vadiden. Vadi meltemi. Vadi meltemi gündüz. Geceleyin dağlar yine nemin az olması nedeniyle birden soğur. Yüksek basınçtır, ama vadiler nemli olduğu için ısıyı tutar. Bu yüzden yavaş yavaş ısındığı için alçak basınçtır. Bu nedenle de yüksek basınç olan dağlardan alçak basınç olan vadilere doğru estiği için buna da dağ meltemi adı verilir arkadaşlar. Sorularda geliyor. Mesela bir balon ile yolculuk yapmak için gündüz şehir, vadinin olduğu yerde şehir oluyor. Balonla şehirden çıkıyorlar dağa. Burada kayak yapıyorlar ya da neyse faaliyetlerini yaptıktan sonra geceleyin de balonla tekrar aşağı inebilirler. Bu dağ meltemi aracılığıyla. Fön. Ben her sabah çekerim saçlarıma. Yani pek de saç olmasa da. Dağlardan alçalarak hava inerken ısınır. Hem birbirine sürtünmesi hem dağ sürtünmesi nedeniyle fön karakteri kazanır. Fön rüzgarı ismi de oradan geliyor. Nereden geliyor? Fön makinesinden geliyor. Çünkü fön makinesindeki mantık nedir? Bir rezistans var. Düğmeyi basıyorsun, rezistans açılıyor. Yani yanmaya başlıyor. Buradan da pervane çalışıyor. Üflüyor. Bu sıcaklığı karşıya götürüyor. Yani sıcaklığı gittiği yere taşıyor. İşte bu da aşağı doğru inerken ısındığı için aşağı inmek adiabatik, advekisyondan geliyor arkadaşlar. Advekisyon. Bir de konveksiyon var. Konveksiyon da yükselmek demek. Yükselen hava, alçalan hava. Adiabatik ısınma denmesinin nedeni bu. Normal şartlarda aşağı inerken 100 metrede 0.5 ısınır. Sürtündüğü için 2 kat ısınır. O yüzden de 100.05 yerine %1 ısınır. 2 kat ısınıyor arkadaşlar. Alçalarak ısındığı için havanın hacmini, mesela dağın başındayken şöyleyken aşağı indiğinde böyle oluyor. İyice genleşiyor. Şişiyor iyice. Balon gibi. Kurutucu etki yapar. Ürünleri erken olgunlaştırır. Bakın örneklerimiz de var. Dünya, Türkiye üzerinde de örneklerimizi vereceğiz şimdi. Dağdan aşağı doğru iniyor. Bakın burada 3000 metrede 10 derece olan sıcaklık aşağı indiğinde kaç derece olacak? Ne yapacaktık? 100 metrede 0.5 değişiyordu ya. Aslında bu değişmiyor artık. Ne olacak? 2 katına çıkıyordu. %1 değişiyor. Fönde, fön olduğu zaman bu. Ama normal şartlarda %0.5 değişiyor. 3 metreden 2 metre inmiş. Kaç metre inmiş? 3000'den 2000'i çıkardık. 1000 metre. 1000 metre, pardon, 1000'i çıkardık. 2000 metre. 2000 metre aşağı doğru iniyor. 3000'den 1000'e iniyor. Şimdi kuralımız neydi? 100 metrede 1 derece ısınırsa, çünkü fön karakteri, fön makinesi aşağı iniyor. 2000 metrede kaç derece ısınır? O zaman buradan x eşittir 20 derece çıkıyor. Yani 20 derece daha sıcak olacak. Sıcaklık kaç derece buranın? 10 derece. 10 artı 20 eşittir 30 santigrat derece oluyor. Ama normal şartlarda aynı andaki sıcaklığı sorsaydık, fön değil de, o zaman %0.5 alacaktık. Ama fön rüzgarı esiyor diyorsa 30 derece
sıcaklığı artar. Ve mesela normalde burada çok karasal bir yerse sıcaklığını artırarak ılımanlaştırabilir. Doğu Anadolu'da Rize kıyılarına, Erzurum Kars tarafından Rize kıyılarına doğru, Kaçkarlardan Rize kıyılarına doğru eserek orada turunçgil yetişmesine yardımcı olur. Toros Dağları'ndan Akdeniz'e, yani özellikle de Alanya, Anamur civarlarında esti için mesela burada bir muz yetişmesine yardımcı olur. Sultan Dağları'ndan Konya Ovası'na eserken burada pek bir şey yardımcı olmuyor. Hatta Konya'daki buğdayları falan kurutuyor. Kuruttuğu için de bu rüzgara bakır sattıran ya da kabayel deniyor. Bir de Ağrı Dağı'nın zirvesinden Ağrı Dağı'nın eteğine doğru, yani Iğdır Ovası'na doğru eserek orada neyin yetişmesine yardımcı olur? Pamuk. Yaz ayları mesela Doğu Anadolu'ya baktığımız zaman yaz aylarında yağışlısı geçen yerler var. Iğdır'da bunlardan birisi olması gerekirken bu rüzgar sayesinde, yani dağın tepesinde böyleyken hava aşağı inince, genleşince yağış oluşmasından uzaklaşıyor ve burada ne yetişiyor? Burada pambık yetişiyor arkadaşlar. Pambık. Akdeniz havzasındaki rüzgarlar. Akdeniz'in havzasında bakın burada şöyle bir sıralama var. Kırmızı olanlar sıcak, mavi olanlar soğuk. Ne yapacağız burada? Üniversite sınavında şöyle sorular var. Gelmiş sorular içerisinde. Mesela 1 diyor, 2 diyor, 3, 4. Derinen öncüllerden hangisi soğuk karakterli rüzgardır? Böyle direkt isim de sorabiliyorlar. Mesela bunu aklıda tutmak için şöyle yapabiliriz. Mr. Fransızlar. Hırvatistan'da ya da eski Yugoslavya'da diyebiliriz buna. Hırvatistan'da Bora'ya binmişler. Araba var ya Bora. Kriz geçiren Romanyalıların yanına gittiler. Mr. Fransızlar Hırvatistan'da Bora'ya bindiler. Kriz geçiren Romanyalıların yanına gittiler. Türkiye'de de bu et yemeyen rüzgar yanına gittiler. Kriz geçiren Romanyalıların yanına gittiler. Bakın Mr. Fransızlar Bora'ya bindiler. Kriz geçiren Romanyalıların yanına gittiler. Türkiye'de de Etezyen. Türkiye'deki ismi bu. Bunlar soğuk rüzgarlar. Burada da sıcak rüzgarlar hep böyle S. İçinde S harfleri başındaki özellikle S harfleri varsa mesela burada bir tane Samyeli Türkiye'de esen rüzgar için söylersek Samyeli de var. Simon, Samum, Hamsin, Sirokko hepsi sıcak yerel rüzgarlardır. Simon İran'la yazıyor. Bakın İran. Samun böyle Saddam Hüseyin diye bir liderleri vardı mesela. Irak'tan esiyor. Saddam, Irak. Hamsin, bakın MS, Mısır. Hamsin, Mısır'dan esen sıcak rüzgar. Burada Sirokko esen rüzgarın ismi. Bu da bir araba markalarından. Leveçe ise Fas'tan İspanya'ya doğru esiyor. Hepsi çölden geliyor. Çölden geldiği için zaten sıcak karakterli rüzgarlar olarak karşımıza gelecek. Ve son olarak da Tropik rüzgarlar. Bunlar hepsi aslında aynı ama isimleri farklı. Mesela Meksik Körfezi'ndeki ismi tornado. Tornado böyle şöyle dönen anlamına geliyor. Tornavida. Hani döndürüyoruz ya tornavida. Tornado. Güney Amerika'nın kuzeyinde buna hurricane diyorlar. Avustralya'da vili vili diyorlar. Ve Filipinler, Tayland, Tayfun. Tayvan. Bakın Tayfun. Nerede var? Tayvanland. İkisinde de Tayfun. Onların olduğu yerde de Tayfun rüzgarı deniyor. Bakın tropikal rüzgarlar tropikal kuşakta görülür ama şuraya dikkat edin. Kongo havzasında görülmüyor. Yani Afrika'da sadece doğu kısmında var. Yine Körfezi'nin batısında. Bana dikkat edelim. Mesela der ki tropikal rüzgarla ilgili bilgi verir. Haritada işaretli yerlerin hangisi tropikal rüzgar görünmez. Adam taş şuraya koyar. Gelir bir de buraya koyar noktayı. Sen de dersin ki lan burası daha uzakta. Ben burayı işaretleyeyim. Burası ekvatoral bölgenin üzerinde. Burayı işaret... Ama şu haritayı bilmek gerekiyor. O nedenle tropikal rüzgarların isimlerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Rüzgarlar da bu şekildeydi. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.